kulis bilgisi maskesiyle servis edilen dedikoduları, körüklenen spekülasyonları, estirilen yalan rüzgarlarını, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını hayretle, ibretle takip ediyoruz. İki kişi arasında geçen bir konuşmanın sanki not alan kalabalık bir dinleyici güruhu varmışçasına takdim edilmesi, bu vesileyle karmaşa ve kargaşa ortamının yaratılması, normalleşme bekleyen malum zihniyetlerin basit kurnazlığından başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir. Bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf asla astarı olmayan söylentilerin gemi azıya alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin kamçılaşmasıdır. Gerekirse ve yeri gelirse, kamuoyunun şeffaf ölçülerde bilgilendirilmek suretiyle kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif bir yol olarak değerlendirilmelidir. Her zaman resmin büyüğüne odaklanmalıyız. Sadece maşayı değil, tutan ve tutturan elleri de görebilmeliyiz. Böyle yaparsak, düşünce ve eylem temelinde yanılma payımız en az düzeyde olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hayatın akışını ve hadiselerin hışkanlığını, Türk milliyetçiliğinin ilkeleriyle, hukuk ve demokrasinin ilk yardım kılavuzuyla okuyoruz. Bugüne kadar onun bunun dolduruşuna gelerek, onun bunun tahriklerine itibar ederek dava ve siyaset mücadelemizi sürdürmedik, bunun ilafına bir tavır ve tutum içinde olmamızı da hiç kimse beklememelidir. Hep söylediğim üzere dibi görünmeyen kuyulardan sırf susuzluğumuzu gidermek bahasına dahi olsa su içmedik, muhatabı kargalar olan korkuluklardan boşu boşuna taşa tutmadık, hele hele korkuya hiçbir rehin düşmedik. Dik durduk, doğru olduk, düzgün yaşadık, ahlaki ve siyasi çizgimizden sapma göstermedik. Kalbimizde Allah inancı, kaderimizde millet iradesi, kavlimizde vatan sevdası, yanımızda mazlum gönüllerin duası, arkamızda şehitlerimizin hatırası, önümüzde ülkülerimizin aydınlığı, özümüzde ilahi kelimatın aşkı, ömrümüzde lider ülke Türkiye'nin hayaliyle aralıksız yürüyor, mücadelemizi amansız şekilde yürütüyoruz. Her şey Türkiye için diyoruz. Ancak son zamanlarda ve eşgüdümlü olarak ülkemiz aleyhine iç ve dış tehdit sarmalının gittikçe genişlediğini, rol paylaşımı içinde olanların ve işbirliği halinde bulunanların provokasyonlarına hız verdiğini yakinen müşahede ediyoruz. Türkiye'yi karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara elbette taviz vermeyeceğiz. Dayatmalarını alttan almayacağız. Allah muhafaza tam tersi olursa milletin yüzüne bakamayız, şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz, mahkeme-i kübrada bu zilletin, bu rezalliğin, bu vebalin hesabını veremeyiz. Telaşa kapılmadan, tezvirat borsasının yükseliş trendine aldanmadan, daha soğukkanlı, daha sağduyulu, daha tedbirli, daha temkinli olmalı.